Bu utancın ve bu uykusuzluğun iki baş mimarı vardı. Biri Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, diğeri de görevli Meclis Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ. Siyasette yola çıkarken ettikleri büyük lafları, geçmiş mücadelelerini adeta çöpe atarak bir anayasa tanımazlığa birlikte imza attılar. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu filmde talimat alan baş aktör rolündeydi. Sayın Bekir Bozdağ da bu filmde anayasayı çiğnenme ihalesi üzerine kalan aktör rolündeydi. Maalesef ikisi de bu oyunda mahcup birer figürandı. Sayın Numan Kurtulmuş mahcubiyetinden olsa gerek yurt dışına kaçmış ve bir dizi temas adı altında bu anayasayı imha eden bombayı Sayın Bekir Bozdağ'ın eline tutuşturarak soluğu yurt dışında almıştı. Sayın Bekir Bozdağ da ihale üzerine kalan meclis başkan vekili olarak tam bir görev adamı olarak duygularını, inandığı değerleri bir tarafa bırakarak bu ihalenin gereğini mahcup bir şekilde yerine getirdi. Bütün itirazlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışma ortamı kalmamış olmasına rağmen mahcup bir şekilde vazifesini ifade ederek gündemi tamamlamadan adeta meclisi terk edip kaçacak şekilde genel kurulu kapattı. Ama emin olun ki bu utanç her ikisini de yakasını ister yurt dışına gitsinler ister yurt içinde kalsınlar ömür boyu bırakmayacak. Bu günler gelip geçer ama bu hukuksuzluklar ve bu utançlar sahiplerinin boynunda bir yük olarak geleceğe taşınır. Şunu burada net bir şekilde ifade edeyim. Daha önce Refah Partisi'nin kapatılma davasına da gerekçe uyduran kelli felli anayasa hukukçuları vardı. Daha önce Fazilet Partisi'nin kapatılma davasına gerekçe uyduran kelli felli hukukçular vardı. 412 el kaosa kalktı diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüsüne özgürlük tanıyan anayasa kanun maddesini anayasaya aykırı olarak bulup iptal edenler de büyük anayasa hukukçularıydı ama onlar da sadece kararlarına gerekçe uydurmuşlardı. 367 garabetini icat edenlerin de kendilerince hukuksal ve kanuni dayanakları vardı. Ama bunlar vicdani dayanaklar değildi, üretilmiş bahanelerdi. Dolayısıyla nasıl onlar o utançla bugün anılıyorlarsa bu hukuksuzluğa imza atan Meclis Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubu da ileride bunlar gibi utançla anılacaklardır. Hani size 17-25 yolsuzluk operasyonlarının baş mimarlarından olan ve daha sonra Amerika'da itirafçı olarak hayatına devam eden Rıza Zarrab'a ihracat şampiyonu diye ödül verdirip onunla fotoğraf çektirerek yolsuzlukla mücadele algınızı yerle bir etmişlerdi ya. İşte dün de anayasayı yok sayma işini size yaptırarak demokrasi, özgürlük, hukuk devleti iddianızı da yerle bir ettiler. Artık bize yeni ve sivil bir anayasa ile gelmeyin. Uğruna anayasayı bile çiğnemeyi göze aldınız, o makamın keyfini çıkarabilirsiniz. Boş verin süslü lafları. Nasıl olsa bu anayasayı yok sayan göreviniz ile ikinci dönemde meclis başkanlığına seçilme hakkına şimdiden kavuşmuş olabilirsiniz. Ama maalesef ne çok şey kaybettiğinizi zaman ile göreceksiniz. İddianız, idealiniz bittikten sonra meclis başkanı olsanız ne olur, meclis başkanı olmasanız ne olur? Onun için makamınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Ama sakın ha iyi saatte olsunları rahatsız edecek en ufak bir adım atmayın. Maalesef sizler bu hukuk tanımaz davranışlarınız sebebiyle sadece kendi iddialarınızı tüketmiyorsunuz. İçinden çıktığınız koca bir camianın omuzlarına da bu yükü, alınlarına da bu kara lekeyi çalıyorsunuz. İşte biz Saadet ve Gelecek Partileri olarak bu iddiayı, bu idealleri sizin şahsi hırslarınıza kurban etmemek için buradayız. Bu mücadele tarihinin sizin şahsi emellerinize kurban etmemek için buradayız. Uzun uzun Can Atalay kararının süreçlerini burada anlatacak değilim. Ama yapılmak istenen şey nedir biliyor musunuz değerli izleyiciler? Bizzat demokrasi, hukuk, İnsan hakları diye yola çıkanlara, hukuksuz kararlara ve vesayet odaklarına karşı mücadele etmekle övünenlere bugün otoriter bir rejim bizzat inşa ettiriliyor. Dün mücadele ettiğiniz her kötülüğü bugün AK Partiler olarak maalesef size yaptırıyorlar. Bu yeni otoriter rejimi bizzat size inşa ettirdikten sonra da size de bay bay diyerek tasfiye edecekler ve bu otoriter rejimi sizden daha iyi işletecek bir aktöre bu ülkeyi yönettirmek istiyorlar. İşte asıl o zaman eyvah kazanımlarımız diye feryat edeceksiniz ama korkarım ki iş işten geçmiş olacak. Buradan
AK Parti'deki vicdan sahibi milletvekilleriyle yöneticilerine sesleniyorum. Bu dönüştürülmek istediğiniz canavar siz olmamalısınız. Bu duruma en çok siz karşı çıkmalısınız. Biz vazifemizi yapıyoruz. Saadet ve Gelecek Partiler olarak demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, adaletten yana bir tavır koyuyoruz. Korktuklarınız varsa korktuklarınızdan emin kılacak bir destek ve mücadele içinde Saadet ve Gelecek Partiler olarak buradayız. Yeter ki bu canavara dönüşmeyi reddedin. Gelin hukukun, adaletin, vicdanın yolunu hep birlikte açalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bir konuşmasından alıntılar yaparak bugünkü durumu özetlemek istiyorum. Bilindiği üzere devlet, kurallar, kurumlar ve kişiler bütünüdür. Devletin temeli bağlayıcı olan kurallardan oluşan hukuktur. Bu da yasama, yürütme ve yargıdır. Bu kuralları ihdas etme, uygulama ve ortaya çıkan uyuşmazlıkları karara bağlama görevi yasama, yürütme ve yargıya verilmiştir. Bu anlamda modern devletlerde kurumlar yasama, yürütme ve yargıdan oluşmaktadır. Kişiler ise hem devletin en önemli unsuru olan halkı yani yönetilenleri hem de onun içinden çıkan ve kamu gücünü kullanan yöneticileri kapsar. Devletin kurumlarında görev yapan kişilerin kalitesi kuralların ve kurumların kalitesini belirleyecektir. Onun için liyakat, onun için ehliyet, onun için emaneti ehline vermekten bahsediyoruz. Bu anlamda devletin hukuk devleti olarak varlığını sürdürmesi kurallar, kurumlar ve kişilerin insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri benimsemesine ve hayata geçirmesine bağlıdır. Kurallar, kurumlar ve kişilere yönelik kalite sorunu karşımıza akıl, ahlak ve adalet kavramlarını çıkarır. Akıl, doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlıdan ayırma kabiliyetidir. Akıl, insanlarda olduğu gibi devlet aklı diye tabir edilen şekliyle devletlerde de olur. Akıl, rasyonel olan yolu izlemektir. Yani akıl bir işin sonunu düşünmektir. Akıl aynı zamanda vesayet altında olmamayı, tercihlerini kendi iradenizle yapabilmeyi ve özgür olmayı gerektirir. Bu da elbette cesur olmakla mümkün olur. Aklını kullanmak başkalarının sizin yerine düşünmesine ve aklınıza ipotek koymasına asla izin vermemekte olur. Lideriniz, grup başkanınız ve grup başkan vekilleriniz tarafından dayatılan ambalajlanmış doğruları değil, sorguladığınız ve muhakeme süzgecinden geçirdiğiniz doğruları tercih etmekle akıl sahibi olmak mümkündür. Akıl sahibi olmak aynı zamanda ahlaki ilkeleri benimsemeyi gerektirir. Akıllı kişi aynı zamanda ahlaklı kişidir. Bu bağlamda en temel ahlaki ilke insan olmak ve insan kalabilmektir. İnsan olmak nedir? İnsan olmak kendinize hak gördüğünüzü başkası için de hak olarak görmeyi, kendinize yapılmasını istemediğinizi başkalarına reva görmemeyi gerektirir. İnsan olmak, insanı amaçlarımızın ya da menfaatlerimizin aracı olarak değil, onu kendi içinde amaç ve kendinde değer olarak kabul etmeyi gerektirir. İnsan olarak bizden farklı olanı da insan olarak kabul etmeyi gerektirir. İnsan kalabilmek nedir ve neyi gerektirir? İnsan kalabilmek de zor zamanda adaleti savunmayı, hakkı tutup yüceltmeyi gerektirir. İnsan kalabilmek size en büyük zulmü yapanlara, mabetlerinizi bombalayıp çocuklarınızı ve kadınlarınızı katledenlere, geçmişte size haksızlık ve hukuksuz yapanlara bile Aliya'nın dediği gibi onlar bizim öğretmenimiz değil. Düşmanlara tek bir borcumuz var, onlara karşı adil kalabilmektir diyebilecek asil bir duruşu sergileyebilmektir. Adalet toplumun en temel erdemi. Onun örgütlü şekli olan devletin de temelidir. Adalet mülkün temelidir sözü adliyelerin duvarlarını süsleyen bir söz değildir. Bir devletin esası olarak benimsenmelidir. Adaletin tesisi de elbette kolay değildir. Zira adalet söz değil, davranış, söylem değil, eylemdir. Zor zamanda insan kalabilmektir. Bu da her şeyden önce vesayet altında olmayan bir akıl ve kirlenmemiş hür bir vicdanı gerektirir. Adalet büyük düşünür Mevlana'nın dediği gibi her şeyi yerli yerine koymak olarak tanımlanmıştır. Bunu günümüzün hukuk diline çevirdiğimizde adalet en genel anlamda herkese hakkını ve hak ettiğini vermektir. Dolayısıyla insanın temel haklarının korunması adaletin ete kemiğe bürünmüş halidir. Ülkemizde bu konuda atılmış
En önemli adımlardan bir tanesi de 2010 anayasa değişikliğiyle bireysel başvuru yolunun kabul edilmiş olmasıdır. Anayasa koyucu biri ilkesel, diğeri de pratik olmak üzere iki temel gerekçeyle bireysel başvuruyu kabul etmiştir. İlkesel gerekçe temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması, bu konudaki standartın yükseltilmesidir. Bireysel başvurunun getirilmesindeki pratik gerekçe ise hak ihlali iddialarının ülke sınırları içinde ele alınmasını sağlamak. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ülkemiz aleyhine yapılan başvuru ve ihlal sayısını azaltmaktır. Sözün burasında kendisine çakma milli ve yerli diyen bugünkü Cumhur İttifakı'na seslenmek istiyorum. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ceza mahkemeleri kanununda bir değişiklik yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlalleri kararlarını iç hukukta yeniden yargılama sebebi sayan bir kanuni değişikliğe gitti. Yani sizin Batı dediğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tanıdığınız süper temiz mahkemesi yetkisini bugün kendi anayasa mahkemenizden esirgeyecek bir duruma düştünüz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne süper temiz yetkisi vermek zorunuza gitmiyor da bu ülkenin anayasasını ayakta tutma görevi yüklenen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara tahammül edemiyorsunuz. Anayasa değişikliği gerekçesinde de ifade edildiği üzere bireysel başvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne özgürlükleri koruma ve geliştirme misyonu yüklenmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne 23 Eylül 2012'den bu yana, yani başvuru hakkı tanındığından bu yana toplam 580 bin başvuru yapılmıştır. Eğer Anayasa Mahkemesi'nde bu bireysel başvuru hakkı tanınmamış olsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den 580 bin tane ek dava gitmesi manasına gelmişti. Bir yargı kararına katılmamak farklı, ona uymamak farklıdır. Birincisi meşru, ikincisi ise meşru değildir. Mahkeme kararları hatasız veya doğru olduğu yahut beğendiğimiz için değil, tıpkı Necmettin Erbakan'ın dediği gibi mahkeme kararı olduğu için uygulanmak zorundadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin nihai ve bağlayıcı kararından sonra artık mahkemeler ya da anayasal organlar arasında ortaya çıkabilecek görüş veya yaklaşım farklılıkları sadece eleştiri konusu, sadece akademinin konusu olabilir. Ancak bu farklılıklar Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz. Anayasa ve kanunlarda uyuşmazlıkların nasıl karara bağlanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede anayasal uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi'nin konumu uyuşmazlıkları çözen karar mercii, diğer kamu makamlarının konumu uyuşmazlığın tarafı olmaktan ibaret. Herhangi bir yargısal uyuşmazlıkta tarafların yorumunun uyuşmazlığı çözen mahkemenin yorumundan üstün olduğu düşünülemeyeceği gibi bunun en temel hukuk mantığıyla bağdaştırılması da mümkün değildir. Anayasa hiçbir kurum veya kişiye Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını anayasaya uygunluk konusunda denetleme görevi vermemektedir. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve uygulama konusunda anayasanın 153. maddesinde veya başka herhangi bir maddesinde yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarına herhangi bir takdir yetkisi veya istisnaya yer verilmemiştir. Burada yine üstüne basa basa söylüyorum. Bu istisna Sayın Tayyip Erdoğan'da değildir. Bu istisna Sayın Numan Kurtulmuş'ta değildir. Ve bu istisna Sayın Bekir Bozdağ'da değildir. Anayasa ve kanunların açık günleri karşısında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi ve geçerli olamaz. Bireysel başvuruda verilen ihlal kararlarına uyulmamasıyla verilen zarar sadece Can Atalay'ın haklarından mahrum bırakılmasıyla sınırlı değildir. İhlal kararlarının icra edilmemesi aynı zamanda ülkemiz için büyük bir kazanım olan bireysel başvuru yolunu etkisiz kılabilecek nitelikte vahim bir olaydır. Bir mahkemenin veya kişi ya da kurumun bireysel başvurulara ilişkin olarak nihai ve bağlayıcı kararları verme yetkileriyle donatılmış bir Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sorgulaması hukuk devleti ve hukuki güvenlik temel ilkelerine aykırıdır. Dolayısıyla 2012 yılından bu yana etkili ve başarılı bir hak arama yolu olarak uygulanan bireysel başvurunun etkinliğinin kaybetmesi ihtimali bile başta milletvekilleri olmak üzere hepimizi teyakkuza geçirmelidir. Zira bu durumda insanımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından büyük bir kazanım olan bireysel başvuru kurumunun zarar göreceği izahtan varisidir. Diğer yanından anayasa aykırı her türlü tutum ve davranışın toplumun hukuka ve adalete ve devlete olan güveni sarsacağı,
devlet organlarının kullandıkları gücün meşruiyetini zedeleyeceği açık. Buradan Saadet ve Gelecek Partiler olarak bir kez daha Sayın Uman Kurtulmuş'a, Sayın Bekir Bozdağ'a, AK Partili milletvekillerinde vicdanı olan milletvekillerine sesleniyoruz. Gittiğiniz yol, yol değil. Siz sadece kendinizi sıfırlamıyorsunuz. İçinden çıktığınız sosyolojiye büyük zararlar veriyorsunuz. Yükümüzün ağırlığını farkındayız. Ama inşallah Saadet ve Gelecek Partiler olarak bu yükü omuzlamaktan bir adım bile geri durmayacağımızı sizlerin huzurunda tekrar aykırıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.